Bugün fuarın açılışı vardı sevgili izleyiciler. Fuarın açılışında bizler de sahipsiz mikrofon programını yapmak için gitmiştik fuar merkezine. Orada röportajlar yaptık. Yarın fuarla ilgili genel görüntüleri sahipsiz mikrofonda göreceksiniz. Çok yönlü röportajlar yapmışız. Vatandaş, iş adamı, siyasetçi önemli açıklamalar yaptılar. Ve biz o fuar için gittiğimizde AK Parti Van Milletvekilleri Sayın Arvas ve Sayın Gülaçar'la birlikte mevkidaşları, İranlı mevkidaşları fuarı ziyarete gelmişlerdi. Fuarın açılışını ortak yapacaklardı. İranlı iş adamları da fuara katılım göstermişti. Dolayısıyla güzel bir hava vardı. Bizler röportaja başlarken AK Parti Van Milletvekili Sayın Gülaçar, İranlı mevkidaşının Van'a önemli bir müjde vereceğini açılış konuşmasında söyledi. Ben de kendilerine ısrar ettim. Lütfen Van Gölü TV'ye açıklayın. Bu müjde ne bilelim diye. Önce yapmak istemediler ama ısrarımız üzerine Van'a müjdeyi verdiler. İlk haberi biz Van Gölü TV olarak hemen paylaştık. Van kamuoyu bu haberi Van Gölü TV'den öğrendi. Şimdi bu haberi ekranlara getireceğiz. Van'a verilen müjde ne sevgili izleyiciler? Özellikle Van'ın sınır ticareti, Van halkının artık sınırlar açılsın, İranlılar Van'a gelsin beklentisi vardı. Sınır ticaretinin çok yönlü açılması beklentisi vardı ve biz özellikle İran tarafında, Türkiye'de sorun yok, İran tarafı kapıyı açarsa İranlılar artık Van'a gelebilecek demiştik ve bugünkü müjdeyi İranlı milletvekili Van halkına verdi. Haberi birlikte izliyoruz. Türkiye tarafından daha önce açılan ancak İran tarafının geçiş izni vermediği Kapıköy sınır kapısından geçişler bugün itibariyle başladı. AK Parti Van Milletvekili Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, beraberinde AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas ve mevkidaşı Doktor Necefzade sınır kapılarının açılma müjdesini birlikte verdiler. Her bir İran vatandaşının ve Türkiye vatandaşının PCR olduğu az maaşında eğer olmuş olsa getiyagın merz açıktır ve inşallah müjdeyi aldım. Evet. Bu sene müjden olsun inşallah. Bundan çok der turizm esasında geçerlerimiz, kaplarımızın bundan açıklar faal olmasını inşallah Allah'tan istiyoruz. Evet. Zaten bizim tek tarafı açıktı. İran tarafı bugün da. İnşallah İran'da başlatmış olacak. Bu şekilde bütün bir Van'ımıza, Van esnafımıza bu müjdeyi buradan inşallah duyurmuş oluyoruz. Aşısını yapıp da PCR testini yapan Türkiye tarafına müracaat edip gelmek isteyenler varsa ki daha önce 7 grup insanlarımıza bir engel yoktu. Yani burada öğrenci olan, Türk vatandaşı olan, mazereti olan, izinleri olan, diplomatik birçok kişiler gelip gidebiliyordu. Bugün 100 kişi kapımızdan geçtiler. Bundan sonraki süreç devam edecek. Çalışmalar var. Gülaçar'ın daveti üzerine Van'da Yenilebilir Enerji Fuarı'na gelen İran heyeti fuar alanında müjdeyi verdi. Van'ımıza ve Türkiye'ye ilan etmiş olacağız. Kapılar bugün itibariyle açılan Kapıköy sınır kapısından COVID-19 PCR testini yapan İranlıların geçişi başladı. Sevgili izleyiciler, fuarlar bir kent için önemli. Bundan önce emeği geçen gerçekten Vanlı milletvekilleri başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok çabaladılar. Bunu biliyoruz. Daha önce konuştuk burada Sayın Arvas, Sayın Gülaçar. AK Parti Van'da gerçeği kabul etmek için, hatırlatmak, onuru etmek için söylüyorum. Ne kadar eleştiriyorsak biliyorsunuz üstlerine gidiyoruz, eleştiriyoruz, haksızlıklarını, yanlışlıklarını dile getiriyoruz. Bizden rahatsız oluyor birçok milletvekili. AK Parti cenahı da böyle. Ama biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bakınız yanlış yaptığınızda bu şehrin işte altyapısıyla ilgili vatandaşın tepkileri var. Birçok sıkıntıları var. İşsizlik sorunu var. AK Parti iktidar olduğu için beklentiler var. Bunları eleştiriyoruz. Ancak sınır kapısıyla ilgili verdiğiniz mücadeleyi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bunu
Bilhare şahit olduğum için kutluyorum. İran tarafını çok sıkıştırdınız, zorladınız, üstüne gittiniz, diplomatik yolları aradınız, araştırdınız ve başardınız. Bu açıdan kutluyorum. İran tarafını ikna ettiniz. Bizim tarafımızı, Türkiye tarafını da bu konuda çoktan zaten meseleyi çözmüştünüz. Onun için hakikaten kutlanacak bir şey. Niye kutluyorum sevgili izleyiciler, emeği geçenleri? Van insanının, Van esnafının rahat nefes alacağını bildiğim için. Oteller dolacak. Van'ın İran'dan turizmi gelişecek, canlanacak. Esnaf hakikaten inanılmaz bir kazanç elde edecek. Bunun için kutlamak gerekmez mi? Bence hak ediyorlar.